Routing ile ilgili neler vardı? İki çeşit root türümüz vardı. Biri statik, diğeri ise dinamikti. Statik rootlar temelde URL'in hiçbir zaman değişmediği root türüydü. Dinamik rootlar ise dinamik olarak belirli parametreye göre root render ediyordu ve bir değişken bir parametre vardı. Buradaki bu bahsettiğimiz değişken parametreyi nasıl oluşturuyorduk? Köşeli parantez açıp bir parametre ismi yazıyorduk ve bu benim için artık bir dinamik root haline geliyordu. Statik root'ta ise direkt olarak root'un ismini yazabiliyorduk. Herhangi bir rotun sayfaya dönüşmesi için o root'un bir adet page komponentine ihtiyacı vardı. Aynı zamanda dinamik root'lar altında birkaç farklı root türümüz daha vardır. Aslında root türü değil de o root'a özgü, dinamik ruta özgü senaryolar vardı. Bunlardan bir tanesi şu anda gördüğümüz 3 nokta ile oluşturduğumuz aslında catch all routes dediğimiz bir yapıydı. Bu yapı bize neyi sağlıyordu? Ben normal şart altında bir dinamik root oluşturduğumda örneğin Doge. random 1e gideyim. Ben normal şartlarda sadece bir dinamik rot oluşturursam bu şekilde sadece birinci segmentte bir şeylere gidebiliyordum. Fakat ben eğer ikinci bir segment daha yazmak istiyorsam veya üçüncü bir segment daha yazmak istiyorsam bunun aslında catch all routes dediğimiz bir akışa girdiğini söylemiştim ve bunun içinde aslında 3 nokta koyuyorduk. Bu da catch all routes'tu. Bunun dışında bir de optional catch all routes vardı. Bu da neydi? Ben o gittiğim URL içerisinde o URL'in ana sayfasına da gidebiliyor olmak istiyordum. Yani burada mesela bu parametrelerim varken bunları render ediyorum ama bu sayfa parametre yokken de render edilsin istiyordum. Bunun içinde ne yapıyorduk? Bu gittiğimiz post sayfasını iki adet köşeli parantezle açıyorduk ve bu şekilde buna da erişebiliyor oluyorduk. Buradaki aslında temel mantık yani neden ben Dodge'sun altına bir page komponenti daha koymuyordum diye soracak olursanız buradaki temel mantık neydi? Ben aynı sayfadan iki kere duplicate etmek istemiyordum. Aslında aynı mantığı yapıyor olacaktım. O sayfanın içerisinde de bir header'ım olacak, bir komponentlerim aynı olacak. Bundan kaynaklı olarak iki tane farklı duplicate komponent oluşturmak istemiyorum. Temel mantıklı optional catch all kullanma sebebim de buydu. Bunun dışında link komponentine sahiptim. Link komponenti neydi? Aslında normal bir anchor taginden hiçbir farkı yoktu. Nereden import ediyorduk? Next linkten import ediyorduk ve href vererek o sayfalara gidebilmeyi sağlıyordu. Statik route'lar için direkt o route'un ismini yazıyordum. Dinamik bir route'sa da aslında yine farklı bir şekilde gitmiyordum. Aynı şekilde route'un adını yazıyordum ve parametresini yazıyordum. Burada da mesela iki tane segmente birden gitmişim. Bir de ne vardı? O link komponentinin href'ini obje olarak verebiliyordum. Burada gideceğim pet name'ini veriyorum. Ve örneğin mesela burada bir query vermiştik. Bu query'yi de verebiliyorduk. Bunun dışında bu link komponenti normal bir e taginin ta kendisi olduğundan kaynaklı olarak e tagine verebildiğimiz bütün Property'ler burada da verilebiliyordu. Örneğin burada target blank veya class name falan vermiştik. Bunları kabul ediyordu. Link komponentinden de bu kadardı. Bir de neyi görmüştük son olarak? Hatta son değil aslında. Link komponentinden önce görmüştük. Root grupları görmüştük. Root gruplarsa ne işe yarıyordu? Benim sayfalarımı grupla, gruplandırmama yarıyordu. Ve bu sayede aslında organizasyonumu daha iyi yapabiliyordum. Ve bunun hiçbir şekilde kullanıcıya yansıması yoktu tamamen yazılımcı deneyimini artırmak adına yapılmış bir özellikti. Root grouping de bundan ibaretti. Routing akışları genel olarak bunlardan ibaret. Yani routing ile ilgili karşımıza çıkabilecek bütün her şeyi aslında bu seriyle birlikte görmüş olduk. Bundan sonra aslında app klasörünün daha detaylı içine giriyor olacağız ve bir sonraki videoda görüşürüz.